Evet sevgili Kilim TV izleyicileri, seçime sayılı saatler kaldı. Bugün cumartesi, yarın pazar. Tüm Türkiye seçimini yapacak ama bizler de tabii Gaziantep'in seçimini merak ediyoruz. Vatandaşlarımıza hangi partiyi neden desteklediklerini soruyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz. Yarın sonucu öğreneceğiz ama bugünden yine biz videolarımızla küçük bir anketi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Merhabalar. Merhaba. Yarın seçim. Efendim oyunuzu kime kullanacaksınız? Neden? AK Parti. Neden efendim? Ülkemin geleceği için, ekonomik düzen yerine oturması için. Evet ben de emekliyim. 10 bin lira alıyorum. Sıkıntılarım var ama benim ülkem her şeyden önemli. Onun için AK Parti. Güvendiğim AK Parti güvendim. Diyorsunuz galiba sonuna siz değil mi? Sonuna kadar güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Ondan yani hiç. Bir de biz milliyetçi seçmenik, muhafazakar seçmenik. AK Parti, biz reisçiyiz. AK Partili de değiliz aslında. Biz reisçiyiz. Ona re işaret eder, biz oradayız. Muhalefetle ilgili ne söylersiniz? Yok ki. Türkiye'de muhalefet mi var? Yanlış mı düşünüyorum? Muhalefet yok kardeşim, güzel kardeşim. Bak ben bu AK Parti'nin kurucularındanım. Evet. Belki bazen yanlışlarımız oldu. Her yapılan şey doğru değil. Zaten düzgün bir muhalefet olsa bu yanlışlar olmaz da. Muhalefet yok ki. Biz Suriye'ye operasyon yapıyoruz. Adam diyor ne işin var orada diyor. Her gün bomba mı patlasın burada? Ya bunlar aklı selim değil ya. Bunlara nasıl oy vereyim ben ya? Bak ne diyorum? Ben önemli değilim. Siz önemlisiniz. Siz gençler önemli. Ülkemin geleceği her şeyden önemlidir. Benden de önemlidir. Benim eşimden de önemlidir. Malımdan da önemlidir. Her şeyimden önemlidir. Bu ülke varsa ben varım ha. Vatan olmaz hiçbir şey olmaz. Allah beni vatansız, bayraksız, ezensiz bırakmaz. Merhabalar efendim. Merhaba. Yarın seçim Gaziantep evet. Tercihini yapacak ve tüm şehirler. Siz hangi partiyi neden destekliyorsunuz? Ben CHP'yi destekliyorum. Neden? Atatürkçüyüm. Layık bir ülke istiyorum. Araplaşmak istemiyorum. Arapların gitmesini istiyorum. Maalesef AK Parti hepsini doldurdu ve Araplaşıyoruz. Ya, satılan yerlerde çok. Onun için CHP diyorum. Gaziantep'te değişim olur mu sizce? Yani oy olarak yıllardır biliyorsunuz AK Parti iktidarda. Sizce değişir mi bu seçimde? Oy o muallakta. Çünkü makarnacılar, evet. 1 kilo yağcılar çok. İş imkanı bu öyle. Makarna almasan iş imkanı versinler. Aynen öyle. Milleti dilenciliğe alıştırdılar. Evet. Millet dilenci oldu. Bana ne vereceksiniz diyor. Bana ne vereceksiniz? Param varsa getir gel diyor. Yoksa gelme aynen. diyor. Aynen. Budur yani. Aynen. Aldığımız para nedir? Bir emekli ne yapıyor? Nereye gidiyoruz? Yardıma ben muhtaç olmak istemiyorum. Çalışmak istemiyorum. Evet. Aynen. Ya, emekliyim ben. Ben ama hakkımı almak istiyorum. Bana kimse sadakasını vermesin yani. Ben bunu istiyorum bir emekli olarak. Dilenci konumuna geldi. Evet. Alın terliyle. Teşekkür ederim. İş imkanı kursunlar. Alın terliyle alsın her yani, şeyini eksiklerini. Yarın seçim. Evet. Artık sayılı saatler kaldı diyebiliriz. Siz oyunuzu kime vereceksiniz ve neden veya ne düşünüyorsunuz? Atamın Kurucuoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Neden? Medeni haklarımızı biz Atatürk verdi. Atatürk'ün emanete sahip çıkacağız sonuna kadar. Yeter. Pahalılık zam yeter. Değişir mi CHP gelir? Değişim. Değişim istiyoruz. Sonuna kadar. CHP buna bu? Niye başarmasın? Niye başarmasın? Gaziantep'te İşi bilmeyenler başarıyor da. Çınar ağacımız başarmıyor. 100 yıllık bir partiyiz biz. Başaracağız. Doğru olan kazansın. Haklı olan kazansın. Teşekkür ederim. İyi çalış. Hangi partiyi neden destekliyorsunuz? Ya şimdi parti nasıl diyeyim Şehit Kamil iyi Şahin Bey ama Şehit Kamil olsan 5 para etmez tutman fazla olur 5 para etmez depremler yok durdu kendi meydanında ama Şahin Bey'e bakarsan yapılan her şey yapılmıştır alt yapılar. Şahin Bey'de Mehmet Ahmazoğlu Şehit Kamil'de peki kim desek düşündüğünüz? Yeni Refah Partisi. Yeniden Refah'ı düşünüyorsunuz. Evet. Değişir mi Şehit Kamil? Mutlaka değişir. Yani daha önce Şehit Kamil ilerledi. Şahin Bey duruyordu. Şeyin döneminde, Yaşar Aygün'ün döneminde. Kapmaz o geldi sonra Şahin Bey yükseldi. Şehit Kamil durdu. Demek ki insanlar değişince
gidiyormuş yani, değil mi? 50 günler kaldı artık. Oy kullanacağız. Sizin tercihiniz kim olacak? Neden diyoruz? Bizim tercihimiz durmak yok, yola devam. AK Parti. Aynen. Aynen, devam ediyoruz. Memnunsunuz. Memnunum. Şimdi şöyle bir şey, memnun olmasam dahi bile şu andaki en şeyimiz budur yani. Vatan, millet. Bizim için önemli olan vatan, millet. Ekmeği buluruk, vatanımızı bulamazdık. Önemli olan vatan. Güvendiğiniz bir muhalefet yok galiba, siz öyle diyorsunuz. Kesinlikle. Muhalefetim vardı, o da bitti. Karşıdı, bitti. Kesinlikle. Dönüş yok. Durmak yok, yola devam. Oyumu, bir tek oyum olsa AK Parti'nin. Sonuna kadar da AK Parti'ye vereceğim. Çünkü ülkemin geleceği için düşünüyorum. Kendim için, bir manfaat için düşünmüyorum. Her şey ülkem, hiç dimdik dur, ülkeler, yabancı ülkeler karşısında durduğu için, ülkeme geri getirdiği için, faydalı olduğu için ben Adalet Partisi'ni seviyorum, AK Partisi'ni seviyorum. Yıllardır güvendiğimiz birisi evet, diyorsunuz. Evet, galiba. evet. Sonuna kadar diyorum. Tek bir oyum olsa diyorum. Benle kazanmışsa gene AK Parti'nin onu. Allah kendilerine razı olsun. Teşekkürler. Allah böyle Sayın Başkanımı, Sayın Tayyip Erdoğan'ı böyle bütün ülkenin başına versin yani. Böyle bir başkanı yani. Onu seviyorum, istiyoruz. Sonuna kadar da destekliyoruz. Allah senden razı olsun. İyi günler, iyi günler. Evet. CHP, CHP, CHP. Neden efendim? Ben İstanbul'da oturuyorum. İmamoğlu'ndan çok memnunum. CHP'yi çok seviyorum, ona vereceğiz. İstanbul değişti mi İmamoğlu gelince? Çok değişti, çok. Biz çok memnunuz. Ondan sonra onun için ona vereceğiz. Ama ne yazık ki oy kullanamayacağım, işte buraya geldim. Böyle oldu. Bir şey değil kuzum. Yarın seçim. Evet. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Neden efendim? AK Parti. İstikrar için. Hı-hı. İstikrar ve devamlılık için. Güvendiğim AK Parti. Evet. 20 seneden beri zaten zirvedeler. Değişmez. Muhalefetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla pek yalan dolan. Hepsi başka bir şey yok. Ben de tanımladığım kadarıyla öyle yani. Güvenmiyorum. Güvenmiyorum. Bu yüzden AK Parti. Evet. Teşekkürler. Seçime sayılı saatler kaldı. Efendim siz oyunuzu kime kullanacaksınız? Neden? Başkanıma. Başkanınız? Erdoğan'a. Erdoğan'a. Evet, ona vereceğiz. Memnun musunuz? Çok memnunum. Tayyip Erdoğan'ı sevdiğiniz için mi? Evet. Oy kullanacaksınız. Evet. Teşekkür ederim. Siz amca, siz kime kullanacaksınız? Siz kullanmayacak mısınız? Peki. Kime oy kullanacaksınız ve neden diyoruz? Biz Tahmazoğlu'na kullanacağız. AK Parti. Evet. Şahin Bey de Tahmazoğlu'na oy kullanacaksınız. Evet. Büyükşehir'de peki? Büyükşehir'de de Fatma Şahin'e. AK Parti'yi tercih evet. edeceksiniz. Neden? Yani çalışmaları güzel olduğu için yani beğeniyoruz. Bizim ülke satıldı, topraklarımız satıldı. Ondan sonra pahalılığı görüyorsun. 10 milyon maaş alan adam nasıl geçinsin, ne yapsın? Yani en kötü kenar semtlerde kiralar 7-8 milyar. Bu adam 10 milyon alıyorsa bu ekmek mi yiyecek, kira mı ödeyecek, elektrik su parası mı verecek? Yani sıkıntı çok Türkiye'de. Yani bu 22 yıldan beri başımızda bir türlü gitmedi. Keşke gitse de kurtulsak. Belki gelen bundan iyi mi olur onu da bilmiyoruz. Yani şansımız o da. Denemek lazım. Aslında bir değişiklik lazım da yapmak. Değişim lazım. He, değişim yapmak lazım. Yani bildiğim kadarıyla böyle. Zaten ülkeyi adamlar beşli çeteymiş, üçlü çeteymiş, bilmem neymiş yiyip bitirdiler parayı. Ülke bu durumda kızım. Mehmet Takmazoğlu, AK Parti tabii ki ne? Yani. Neden? Nedeni mi? Evet. Valla Mehmet Takmazoğlu'nun yaptığı yardımlarını göreyim. O köprüyü evet. filan. Bütün memnunum yani tabii Mehmet Takmazoğlu'nun çok memnunum valla. Her kaç tane oyum olsa onu atarım. İstersen onu çünkü tanım. Biz AK Partilik. Biz AK Parti. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Yarın seçim. Efendim tamam. Sizin tercihiniz kim olacak ve neden? AK Parti olacak tercihim. AK Parti'nin yaptığı son 20 yıldan beri yapılan hizmetler belli. Biz daha öncelerkinde biliyoruz. 58 yaşındayım ben. Hı hı. Bundan 30 yıl evvel, 35 yıl evvel Türkiye'nin işleri zordu. Adamlar elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iyi bir lider. O adamın arkasında durmak lazım, yanında durmak lazım. Gerçekten Türkiye'nin başında bu kadar şey. Bazı insanlar yani pahalılık şu, pahalılık dünyada var. Tek Türkiye'de de. Dünyada var. Bence AK Parti belediyeleri bir sefer daha çoğalacak.
kazanacak. Teşekkürler, kazanacak. Memnunsunuz. Memnunuz, bir şikayetimiz yok. İstikrara mı güveniyorsunuz? Ya öyle işte diyorsun. Tek ama şey sorun, pahalılık pahalılığında inşallah bir an evvel onu da bitirirler de insanlar biraz şey olur yani. Bazı geliri olmayan insanlar için pahalılık çok zor. Ama şu gelir olan için önemli değil. Ama onları da inşallah o pahalılık da bir biterse Türkiye'miz daha güzel olur. Seçimi de AK Parti kazanır. Teşekkür ederim. Rica ederim. İsteklediğinizi soruyoruz. Yarın seçim biliyorsunuz. Ben emekliyim. Emekliler aç. Aynen öyle. Aynen açtır emekliler. Burada konuşalım. Emekliler perişandır. Evi olmayan emekli rezil. Rezil. O minkahı kiraya mı versin, kendim yiyesin. Perişan. Herkese para var. Beşi çeteye var. Her şeye var. Emekliye bir şey yok. Yandaşa var. Emekliye yok. Başka ne diyeyim ben? Emeklilere aç diyorum. Emeklilere verdiğim aç bir ev kirası. Rezillik yani. Ben AK Parti'ye oy vermem. Hangi partiyi destekleyeceksiniz? HDP'yi destekleyeceğim. Yayınlayın ama. Tamam. Merhabalar. Merhaba efendim. Seçime sayılı saatler kaldı. Hangi partiyi neden destekleyeceksiniz? Gaziantep için. Şimdi biz Gaziantep için her zaman bugüne kadar AK Parti'yi destekledik. Hı hı. Ama gelelim ki Fatma Şahin bundan sonra güzel çalışmıyor. Çalışmasını da beğenmiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan çok güzel bir insan. Türkiye'nin teknolojisi için ağır sanayiye ağırlık verdiği için, ülkesi için ve Türk bayrağı için, Türk milleti, Türk halkı için, hepimizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için o adama ben minnettarım. Şu an yaşım 58 oldu, bitirdim 59'a girdim. Daha hala işçilik yapıyorum. İşçiye vermiş, bugün ne vermiş işçiye? Asgari ücret değil, 11 milyon emekliye 11 milyon maaş vermiş. 11 milyon emekli alan bir emekli ev kirasını verecek 11 milyonla ve yahut da bu adam 11 milyonla evini mi geçindirecek? Çoluk çocuğuna mı bakacak? Hangi birini sağlasın o adam? İkincisini söyleyeyim, çok zamanım yok, ben kısa keseceğim, kusura bakmayın, sizin de zamanınız olmayabilir. Ben Türkiye'de mülteci istemiyorum. Helal olsun. Türkiye'de ben mülteci istemiyorum. Niye istemiyorsun derse bana, Türkiye'de şu an burada Suriyeli getirmiş, başta Suriyeli getirmiş, her Suriyeli erken, kusura bakma sen de bir kızımsın, her Suriyeli erken 4 tane avradı var. Her avradın 10 tane çocuğu var. O adamlarda üretim yok. Tarlaya gidip de buğday ekmiyor. Arpa ekmiyor. Hiçbir şey ekim yok. Davar biçmiyor. Gidip tarlada davar gütmüyor. Dağda davar çobanlık yapmıyor. Hiçbir şey üretim yok. Benim vatandaşımı, Türk milletinin vatandaşını ürettiğini, Türk milletinin vatandaşı ürettiğini onlar tüketiyor. Ve pahalılığın %100'ü de bundan kaynaklanıyor. Evet. Evet. Bak Celal Doğan Gaziantep Belediye Başkanı iken her zaman burada esnafın yanında, ben her zaman birebir onun adamla görüşüyordum. Ben Fatma Şahin'in kaç sefer kapısına gittim, beni kapıda güvenlikçiler bırakmadı. Notunu bırak git. Fatma Şahin kim oluyor? Kim oluyor? Ben Fatma Şahin'e soruyorum. Kim oluyor Fatma Şahin? Ben Tahmazoğlu'na niye söylemiyorum? Tahmazoğlu'nun çalışması çok güzel. Tahmazoğlu'na şunu söyledim ben. Sayın Tahmazoğlu, ben sizleri Şahin Bey'de görmek istemiyorum. Sizleri dedim Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istiyorum. Niye? Çünkü dürüst çalışıyorsunuz. Şehit Kamil çalışması sıfır. Ben geçen televizyonda bir program izledim. Adana Yüreğin ilçesinde belediye başkanı bütün makam araçlarını satmış. Adamlar makam aracı yok. Herkesin şahsi arabası var. Belediyenin bir kuruş borcu yok. Yani biz hepimiz bugün her belediye başkanı ayrı özel arabası var. Korumasının ayrı özel arabası var. Yani hepsinin özel arabası var. Yazık günah ya şu ülkeye, şu vatandaşa ya. Bizim Osmanlı ecdadımız bizi böyle bırakır giderken bize bu vatanı böyle mi teslim etti? Bize teslim etmez bu şekilde. Yani bu toprak vatandaşımızın değil, bizim ecdadımızın kanlarına hamuru yoğrulmuş bir insandı. Ben bir Yahudi'ye masrattım sene 2000'de. Yahudi bana geldi, çalıştığım bir firmada geldi, 25 bin adet mal yazdırdı. Çantayı açtı, baktım hep dolar. Fiyatımızı konuştuk, anlaştık Yahudi. Peşin parayı saydı gitti. Bizim yaptığımız Tirgo Kazak modellerinde ortasında hac işareti var, T harfi. Adam beni Ermeni veya Yahudi, Hristiyan sanarak bende o kadar mal aldı. Kestirmede gideceğim, çok zamanım yok. İstanbul tekrar, gene bana telefon açtı 2 ay sonra. Bizde 40 bin adet mal istedi o zaman.
Biz gönderemedik. Ben kalktım gittim barıştım. Bakırköy'de adamın ismi, firması ismi Levi Diş Ticaret. Levi, bak firmasını söyleyeyim sana. Levi Diş Ticaret AŞ. Adam ismi Albert Biç Hacı. Aslında Yahudidir. Dedim ki böyle dürüst çalışmayı neden, biz böyle dürüst çalışmayı dedi atalarımız dürüst çalışmayı kimdi? Osmanlı ecdadımız Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Abdülhamit'ten öğrendilerdi. Kusura bakmayın zamanım yok. Ben bir yerde şu an çalışıyorum ama bunu lütfen yayınlayın. Bütün Türkiye'nin şu an Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanındaki bütün yandaşları hepsi kayın. Ahmet Davutoğlu parayı yedi devletten gitti parti açtı. Babacan parayı yedi gitti parti açtı. Neyini açtı? Bu babasının cezanın cebinde batıyor. Ben bir işçilikle çalışıyorum. Cebimde 5 kuruş para yok. Buyur bakalım. Cebimdeki para bu. Çocuklarım okuyor. Geçindiremiyorum. Yazık günah yani bu ülke. Bu ülkedeki bütün yabancıları sınır dışı etmesi lazım. Ülkenin düzelmesi için. Saygılar sunuyorum. Hayırlı işler. Bunu soruyoruz. Bir de refah partisi kullanıyorum. Sayın efendi bak. Sahibi vermeyeceğim. Bu kadar varlık var. Adam getirdiğim yok. Tabii 110 kat para aldılar. Bu kadar olmaz ki. Hükümet devlet böyle olmaz. Olmaz. Kimi tercih edeceksiniz peki? Biz vallahi ne ederiz? Biz kendi memleketimizdeki tercih ederiz. Fatma Şahin'e veririz. Ne ederiz? Fatma Şahin'e vermem ki. Oya korban ederim bunu. Ben Refah Partisi'ne vereceğim. Yeniden Refah'ı tercih edeceksiniz siz de. Siz neden peki? Efendim? Neden Refah? Refah ona göre iyidir. Bunlar bağlılık çok yaptılar. Her şeyi alın, bağladılar. Her şey bitti zaten. Bir şey kalmadı bunların. 82 yaşındayım. Evet. Ben böyle devlet görmedim. Erdoğan iyidir, gene ulaşmaz. Özel iyidir, gene buna ulaşmaz. Bu kör, topar, sakata ver. Allah ne edilsin? Allah var. Ama Fatma Şahin'e oy vereceğim diyorsunuz. Evet. AK Parti. Ben AK Parti'ye vereceğim. Fatma Şahin'e. Memnun değilim diyorsunuz ama. Memnun değilim diyorsunuz ama yine mi AK Parti? He? Memnun olmadığınız halde yine mi AK Parti? Mesela yok, memnun olmazsa vermem. Sen memnun değil mi Ali? Memnun olmazsa. Acında da ölür ha. Ölüm ölüm ağır ki. Seçim, oyunuzu kime ve neden kullanacaksınız? Cepheye. Neden? Vallahi cephe benim oyun. Eskiden beri biz cepheli, cepheye. Değişir mi bir şeyler? Antep'te zor. Antep'te AKP biraz güçlüdür. Eskiden CHP'ydi, Cumhuriyet Partisi ama şimdi AKP güçlü. Bundan dolayı bir şey diyemiyorum yani. Merhabalar. Merhaba. Yarın seçim, sayılı saatler kaldı. Hangi partiyi destekliyorsunuz ve neden? AK Parti. Neden? Ya işte bundan başkasını şey yapamam yani, tanıyamam. Çünkü öbürlerinden de bir şey ummuyorum yani. Muhalefetten galiba güvenmediğiniz için. Güvenmediğim için bir de şey, HDP desteklediği için veremiyoruz oyu, ne yalan söyleyeyim. AK Parti diyorsun. AK Parti. Vallahi hiç parti, bütün partilerin birbirinden farkı yok. Ben bundan önce de paylaştım. Sosyal medyada paylaştım. Dedim ki filan tarihinde yazdım yani. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama yapılacak. Ne oylaması yapılacak? İsveç'in NATO'ya üyelik oylaması yapılacak. Dış güçler, cart güçler, cürt güçler diyenler bakalım ne oy verecek? Bir baktım ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 55 tane milletvekili hariç hepsi evet oy verdi. Var mıymış bunun farkı? 55 tane 50 tane hayır, 5 tane de çekimser, 5 tane de buçuk milletvekili varmış. Yani buçuk diyorum onlara. O 50 tane hayır diyenleri tanımam, etmem, bilmem, gözlerden öpüyorum onların. Tamam mı? O 5 tane de buçuk diyorum ben. Buçuk milletvekiliymiş maalesef. Peki kimi destekleyeceksiniz? Vallahi yani birbirine farkı yok diyorum ama Gaziantep için dersen tabii ki tanımam, bilmem bakın. Ama Fatma Şahin'i biliyoruz. Bildiğimiz kadarıyla yeter diyoruz artık. Yeter. Dur. Onun cehennemin dibine kadar yolu var. Muzaffer Ertürk diye bir doktor arkadaş aday olmuş. Tanımam, etmem, bilmem. Yani. 10 oyumu vereceğim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.